Karşındaki insan seni suçluyor, kötü davranıyor. Sen bunun karşılığında ne yapıyorsun? Elbette hemen savunmaya geçiyorsun. Kızıyorsun, öfkeleniyorsun ve sen de bağırıp çağırmaya başlıyorsun. İşte karşındaki kişinin seni çekmek istediği nokta da tam olarak bu. Karşındaki insan ne söylerse söylesin, ona karşı yüzümüze bir maske takarak sakin olmak gerekir. İçimizdeki fırtınalar kopuyor olabilir. Kendimizi savunmak istiyor olabiliriz elbette. Yani bu insanlara psikopat poker suratı takmak lazım. Bu psikopatlara karşısında poker suratıyla durmak lazım. Yüzümüzün ifadesini dahi gizlememiz lazım. Böyle insanlara karşı aslında bir deyim vardır. Hani hep konuşuruz. Poker suratı. Ben bu suratın oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. Tepki vermeme durumu. Bu tür insanlar bazen seni suçluyor da olabiliyor. Senin bu suçlamara karşı mutlaka da bir mazeretin vardır. Belki senin haklı çıkaracağına çok emin olduğun geçmişe dayalı anılar dahi olabilir. Asla bunlardan bahsetmemek, bu konulara girmemek lazım. Eğer kendini ne kadar çok açar, kendini kanıtlamaya çalışırsan, karşı tarafın eline de bir malzeme vermiş oluyorsun. Bu sefer de bu psikopat adam oradan saldırmaya başlıyor. Aynı zamanda kendi hayatını açmak değil, karşı taraf bir zaman sen şöyle yapmıştın, sen de şunu şöyle söylemiştin diye tartışmayı uzatıp gider. Bu tür tartışmalarda karşındaki narsist ve psikopat kişinin gerilim tuzağına düşmüş olursun sen de o tartışmanın içine girersen. Ve bu tartışmalarda asla bitmez. Yani demem o ki bu tür kişilere karşı tepkisizlik yöntemi uygulamak gerekir. Araya bir mesafe koyarak senin duruşun orada, benim duruşum burada misali bir çizgi çekmek gerekir. Karşındaki insan senin bu tepkisiz hareketini görünce diyecektir ki hayrola ya, sen eskiden böyle değildin, ne oldu sana? Bu yöntemi, yani tepkisizlik yöntemini kullanmak ilk başlarda çok zor gelebilir. Mesafeli, gri ve nötr bir pozisyonda durmak o anda kişi için çok zor olabilir. Daha fazla bir şeyler yapmak istiyor olsan bile ne olursa olsun kendini durdurman lazım. Bu yöntemi kullanarak karşındaki kişiyle iletişim sistemini de bir anlamda değiştirmiş oluyorsun. O insanlarla daha özel bir ilişki kurmanın yollarını aramak, yani geçmiş ilişkiyi değiştirmek lazım. Karşındaki psikopat kişilik bir şeyler sorduğu zaman çok kısa evet, hayır veyahut da tamam, bakarız ederiz, seni anlıyorumdur bir basit cümlelerle kestirip atmak. Psikopat kişiliğin baskısından kurtulmanın en kolay yollarından biridir. Mesela adam bir şey soruyor. Ya hiç düşünmemiştim. Bakarız. Bir düşünelim gibi. Böyle kaçamak cevaplar vermek bu narsist kişilerin baskısından kurtulmanın basit yollarından biridir diye düşünüyorum. Peki biz bu tür insanlarla her şeyi konuşmayacaksak ne konuşacağız? Çünkü yakın dost, yakın akraba dışlayamıyorsun. Cevabı basit, havadan, sudan, çarşıdan, pazardan, suya, sabuna dokunmadan basit konular, basit işler. Yani bir otobüs durağında gittiğinizde bir hiç tanımadığınız kişiyle ne konuşabilirsiniz? Bununla da konuşacağınız konular o çerçevede sınırlı. Sınırlı tutun. Hele ki bir psikopat veya narsist kimseler özel hayatına, özel yaşamına, şahsi düşüncelerine bunları asla sokmamak lazım. Eğer konuşmaya ve tartışmaya kalkarsa
Gel sen de müdahale, sen de karıştır. Sen de benim hakkımda bir fikir söyleyebilirsin, konuşabilirsin anlamında ona biz izin vermiş oluyoruz, davet etmiş oluyoruz. Bu tuzağa asla düşmemek lazım. Yani bunlar psikopat ve narsistlerin tuzağıdır. Ne olursa olsun gelirim tuzaklarına düşmemek için böyle insanlarla konuşurken çok konuşan taraf olmamak lazım. Daha suskun, daha sakin, daha basit cevaplarla psikopat insanlarına kurtulmak mümkün. Bir de her zaman daha çok konuşan değil, daha çok dinleyen taraf olmakta da fayda var. Bu tür insanlarla tartışma, konuşma esnasında yaralanmak, üzülmek, inanın ki bu tür insanları mutlu ediyor. Onları mutlu eden bir davranış bu. Bu tür insanlar bir başkalarını üzmekten besleniyor. Bu narsistler, bu psikopatlar. Bu tür insanlar maalesef ki gerilimden besleniyor. Gerilimden mutlu oluyor. Başkalarının acılarından, üzüntülerinden, kayıplarından sevinç duyuyorlar, tatmin oluyorlar vallahi. Sen ne kadar bunlarla savaşmaya kalkarsan, onlar da savaşma talebiyle her daim körükten ateşliyor. Son olarak demem o ki, bu tür insanlarla ilişkilerimizi kesemediğimiz vakit hiç olmazsa tartışmaları, konuşmaları asgari düzeye indirerek evet, hayır, belki, tamam, bakarız, ederiz gibi cümlelerle bu tür narsist ve psikopat insanların bizimle olan kavgalarını, bizimle olan mücadelelerini nispeten sönümleyebiliriz. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.